bir koridor açıldı. Şu anda Pazarcık ilçesinde bir koridor açıldı. Orada kurtarma ekiplerine, A Haber ekibinden Murat Onur bir mikrofon uzatmıştı kurtarma ekiplerine. Bir çocuğumuzun, bir yavrumuzun kurtarıldığını söyledi kurtarma ekipleri. Ardından da annesini çıkaracağız demişlerdi. İşte alkışlarla... İşte mucizevi görüntüler bunlar. Tam 78 saat. Gerçekten kolay değil. Ekiplerin o can hıraş mücadelesinin sonuçları bunlar. Saatler süren arama kurtarma çalışmalarından bahsediyoruz ki sabahki bir haberimizde bir arama kurtarma ekibinin görevlisinin bir sözü vardı. Tam 13 saattir uğraşıyoruz demişti. O beton blokları, demir yığınlarını gerçekten atıp koparmak, temizlemek, kaldırmak hiç kolay değil. Birkaç dakika önce bir yavrumuz çıkarıldı. Şimdi de annesi kurtarma ekiplerinin ellerinde ambulansa konuldu. Gerçekten de herkesin yüzünde gülümseme var. Bu anlara gerçekten çok ihtiyacımız var. 72 saatin öneminden bahsediliyordu. Hava çok soğuk. Özellikle gece saatlerinde hava sıcaklığı eksilere kadar düşüyor bölgede. Tabii ki dışarıdaki insanlar, dışarıdaki depremzedeler zor şartlar altında ama o tonlarca ağırlıktaki enkazın altında kalan vatandaşların durumu. İşte o yavrucağımız. O yavrucağımız orada ambulansın içerisinde. A Haber ekibinden Murat Onur ve kameraman arkadaşımızın özel görüntüleriyle bu anları sizlerle paylaşıyoruz. Canlı yayınımızda 78 saat sonra yanında gelen görüntüler. Hadi. Evet, şu an itibariyle işte o kurtarma ekibinin başındaki Mahmut abiyle beraberiz. Evet. Afattan aslında sabahın erken saatlerinden gündüzden itibaren o içerideydi. Oradaki iki yavrumuz ve annesiyle o konuşuyordu. Mahmut abi, kaç saattir çalışıyoruz? Yaklaşık 15-16 saattir çalışıyoruz. 10 metre tünel kazdık. İki tane evin yanından girerek birinci kata kadar ilerledik. İki yavrumuzun sesini duyduk. Ambulans geçiyor, hemen yer verelim. İşte o küçük yavrularımız gidiyor. Elimizden geleni yaptık. Devletimizle, halkımızla hep beraber buradayız. Yaralarımızı beraber saracağız. Allah hepinizden razı olsun. Teşekkür ederiz. Sizlerden de? Cümlemizden. Teşekkür ederiz. Ambulanslar geliyor yavaş yavaş. Evet, hemen. YSV ekibi ambulansları bir gösterdi derken şu anda biz bu alanda gözyaşlarımızı tutamıyoruz. Herkes göz yaşına boğulmuş durumda. Saatlerdir aslında. Bizler saatlerdir buradaydık, bekliyorduk. İşte o güzel haberi gördük. Abi, Barış abi. Herkes göz yaşına boğuluyor. Evet. Neler söyleyeceksin? 3 gündür buradayız. Enkazda 20 saattir buradayız ama 12 saattir aktif çalışıyorduk. 12 saatin sonunda iki güzel yavrumuz ve annemizi sağ salim aldığımız için çok mutluyuz. Gel polis kardeşim, gel. Evet, sen de aralıksız bir şekilde destek verdin. Neler söyleyeceksin? Çok şükür. Devletimiz var olsun. Devletimizin bütün gücüyle, AFAD'ıyla, sivil toplum örgütlerimizle, YASEF'imizle beraber hep beraber elimizden geleni yaptık.
İnşallah devletimiz varlığını her yerde bütün gücüyle gösteriyor. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun. Evet aslında. Kilometrelerce afet ekibi tünel açtığı yol kurtarmak için. Sağ olsunlar. Hepsine sağ olsun. Hepsine Allah razı olsun. Evet işte görüyorsunuz bizler de gözyaşlarımızı tutamıyoruz. Bir durum diye tanıklık ediyoruz burada. Evet AFAD yetkilileri, tabii ki YSV arama kurtarma ekipleri, herkes şu anda burada. Bir anne, iki de yavrusunu saatler sonra o deprem alanında, o bölgeden çıkarttık. Şimdilik biz, evet sözümüz İstanbul'a, sizlere bırakacağız. İstanbul'a diyorum, özür dilerim. Senin olduğun noktaya, çünkü bizler de şu an itibariyle gerçekten saatlerdir bu arama kurtarmayı hep birlikte takip ediyorduk. Gözyaşlarımızı bizler de tutamıyoruz. O iki küçük yavrucak buradan sağ salim çıktı. Teşekkürler Türkiye. Evet. İki gizli meleğimiz var. Herkes şu anda bakıyor. İki gizli meleğimiz işte. Var. Bravo. Evet biz sözü tekrar şimdilik size bırakalım Atagündüz Kurşun.